Kızlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet amca. Ne haber Savaş? Ne güzelmiş burası. Hoş bulduk. Bahçesi de süper. Nasılsın Ahmet amca? İyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Savaş? Hoş geldin sen de. Hoş buldum. Ya bir şey diyeyim mi? Planlasak bu kadar güzel tatil yapamazdık. Şuraya bak, çok güzel. Şimdi Ali ile Savaş böyle küçücüklerdi. Akıllarından oyunlar uydurup burada bayılana kadar koşturuyorlardı. Ya evet ya. Unutmuşum o günleri, biliyor musun? Hatırlamak için çok vaktimiz var. Şimdi sizin hep birlikte daha güzel anılarınız olacak. Burada hepimiz beraberken hatta daha güzel anılarımız da olur. Değil mi Savaş? Öyle. Ne kadar aptalmışım. Burnumun dibinde duran mutluluğu fark etmemişim. Asıl suçlu benim. Sana aşık olduğum halde söylemek için çok geç kaldım. Geçmişten bahsetme şimdi. Önümüzde kocaman bir gelecek var. Aşkımıza doya doya yaşayacağımız bir gelecek. Bunu Peri'ye borçluyuz. O olmasaydı asla birleşemezdik. Peri olmasaydı kim bilir daha ne kadar geç kalacaktık birbirimize. Prensle Ayı Prenses'in hikayesi mutlu bittiyse senin sayende Fındık Prenses. Ben bir şey yapmadım ki. Onlar zaten aşıktı birbirlerine. Görünen o ki bu masal daha bitmedi. Benimle çıkar mısın Peri? Peri. Hı. Ablacığım iyi misin? İyiyim, dalmışım öyle. Fark ettim. Hadi kızlar gidelim. Ya sizi gençler şimdi sandalla bir gezmeye götürsünler. Ama hava çok sıcak, mutlaka şapkanızı takın. Üstünüzü değiştirin ve güzelce eğilin, tamam? Çok sağ ol Ahmet amca. Şu çantayı da yan odaya bırakır mısın? Odalarımız yan yana da. Anlaşıldı kızım Selim. Bu tatil sana zehir zıkkım olacak. Sağ ol, teşekkür ederim. Peki, ben şimdi kızlara veda etmeden kaçsam? Burada yaşlılara yer yok zaten. Savaş anne, anne. Dur danışıklar. Sağ ol, her şey için dayı. Ne demek, önemi yok. Kızlara iyi bakın. Kendinize mukayyet olun, başınıza bela almayın. Bir de bana telefon gelmesin. Hazır mısın aktivitelere? Üst kat boş oda dolu. Takılma oğlum. Hem eski günlerdeki gibi bana hikayeler anlatırsın. Ben seni korkutmak için anlatıyordum. Sen de benden duyduklarını kızlara satıp sana sarılmalarını sağlıyordun. Sarılıyorlardı da. Diyorsun. Evet. Bu bana yeter. Ben kaçtım. Ben de bunları giyeyim. Abla, Savaş abi seni gördüğüne çok mutlu oldu. Tek başına sıkılmıştır o yüzden. Ya öyle değil. Yani seninle vakit geçireceğine çok keyiflendiği gibi geldi bana. Peri, kapat şu muhabbeti artık. Lütfen. Ama çok yakışıyorsunuz. Acaba diyorum, Savaş abi, sen de... Of! Peri! Sakın ağzını bir daha açtığını duymayayım. Zaten ağzı gevşek senin yüzünden öğrendim bunları. Bir de seninle uğraşmayayım bak lütfen. Ya ne var ya, koskocaman insanlarsınız. Peri, daha fazla kurcalamıyorsun. Unut duyduklarını.